Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Subnautica oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama yan bir şekilde devam ediyoruz. Evet. İnanır mısınız? Hayata değişik bir bakış açısı kazandım bu sayede ve daha mutluyum. Şu anda daha mutluyum. Şurada ne var? Güçlendirilmiş dalış giysisi parçası. %50 tarandı. Güçlendirilmiş dalış giysisi parçası. %100 tamamlandı. Güçlendirilmiş dalış giysisi parçası tamamlandı. Bunun olduğu batığa doğru geldim. Güçlendirilmiş dalış giysisi parçası her yerde. İlginç. Daha kaç yüz kere taratabilirim acaba buna? Vallahi taratayım ya. Üstüm başım güçlendirilmiş dalış konuşamıyorum da. Şey gibi, Şemsi Paşa pasajında gibi. Resmen tekerleme. Güçlendirilmiş dalış giysisi parçası. Her yer böyle. Biz bu batığa daha önce gelmiştik hatırlarsanız. Biz bunun içinde gezmiştik. Badusken kolunu buradan bulmuştuk. Artık değişti adı zaten. Üzerinde de bunlar varmış. Oyun biraz abartmış yani. Haritanın onlarca farklı yerine bunlardan birer birer koymak yerine aynı yerine 10 tane koymak nedir abi? Hayır, benim anlayamadığım bir şey mi var yani? Şimdi bunlardan 10'unu birden koymanın benim tahmin edemediğim bir esprisi mi var? Mesela bilemiyorum ki. Exosuit sen 10 numarasın ya. Vallahi sen 10 numarasın. Exosuit düzelmiyor. Çok denedim. Mesela sağlık da böyle görünüyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi sağlığı düşmüş. Alakası yok. Sağlığı sonuna kadar doldurayım. Cyclop'tan çıkarken bir bug'ı var. Cyclop'tan çıkarken yandan şöyle bir kafa koyuyor Cyclop'a. Yamuluyor. Yamuk bir şekilde yere düşüyor. Hani bunu istiyorsanız hemen tamir edeyim. Sizler huzurunda kaynak makinesini alalım 3'e. Şöyle hemen tamir edeyim. Hiç fark etmez. Ben çok denedim yani. Herhangi bir şekilde düzelmiyor. %100 canı da olsa öyle gemi batığı gibi yan yatıyor. Buralarda bir yerde de Reaper Leviathan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yalan olmayalım şimdi gidip. Bu biraz kötü oldu aslında çünkü ben bu bölümde size Sea Emperor'u göstermek istiyordum ama yine gösteririm. Eyvallah. Yalnız Cyclops'tan çok bir etkileşimde bulunamayacağız Sea Emperor'la şu durumda. Çünkü ben normalde bu kıyafetimiz de çıkar. Cengaver gibi bir onunla kapışırdım. Biraz hasar yer, biraz yumruk atar ona. Bir şeyler yapar. Kendimizce aksiyon yapardım ama şu durumda çok öyle bir aksiyon yapma şansımız kalmayacak. Ben ne yaptım? Ben titanyumla ağzına kadar dolmuş adam. Daha da fazla bir şey taratmaya gerek yok. Ben şimdi gemiye nasıl geri döneceğim onu merak ediyorum. Şöyle bir girelim biz kıyafetimize. Şöyle gidelim. Vay, yamuk yamuk da olsa ben bayağı iyi kullanıyorum bu cihazı ha. Hatta sanki düz halinden daha iyi kullanıyorum dermişim. Evet, şu geminin şöyle altına düşebilirsek eğer. Kapağın oralara gelebilirsek şöyle yamuk yumuk. Hayır bir şey değil. Cyclop'u da itiyoruz ya. Cyclop'u itiyoruz, yamultuyoruz falan. Bir şeyler abuk subuk bir şeyler yapıyoruz yani. Hiç de hoş olmayan. Ha. Mesela Cyclop bizi yakaladığı zaman gördüğünüz gibi hayat çok güzel. Nasıl güzel? Sanki gayet düzmüş gibi duruyor. Gayet düzmüş gibi duruyor. Sanki hiçbir sorun yokmuş gibi duruyor. Ne yalan söyleyeyim gerçekten çok şekil görünüyor. Şöyle burnumuzu bir düzelteyim. Şöyle bir aç verelim. Yavrum sakin ol çocuğum. Çocuğum sakin ol. Bakın şimdi büyük ihtimalle ben bu aracı çıkartacağım yani bu araç yakın zamanda bir daha bizim geminin içine koyulmayacak demek oluyor. Benim bu zımbırgo yine yukarı çıkıyor biliyor musunuz? Ya bu şundan dolayı bağlı. Bak şimdi yamuk yumuk indiği zaman hop. Gördüğünüz gibi neler neler yapıyor. Mahvediyor ya. Cyclops'u da mahvediyor cihaz. Kendi zaten bitmiş. Kendi zaten cin çarpmış gibi her seferinde hasar alıyor. Ama işin ilginç yanı bu cihazı evin içindeki ay üstüne gömçerir ve oradan çıkartırsak düzgün çıkıyor ve düzeliyor. Bak Cyclop'a neler neler yaptı ya. Cık 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 cık. Ayıptır abi ayıptır.
Ben şu Cyclops'u şöyle bir inceleyeyim şimdi. Cyclops'u. Hiçbir tarafında bir şey yok ki bu Cyclops'un. Ben yine şu Pembo, bunu havaya kaldıran şeylerden mi yapıştı diyorum ama. Vallahi yapışmış bir şey de yok görüntüde ha. Gayet temiz görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Vallahi patch'ten sonra hepsi ufak ufak bazı bug'larla sabit kaldı. Bunun da üzerinde böyle bir şey kaldı. Yapay lifler, benzen ve lif örgü. Benzen için kan yağı. 3 tane kan yağı gerekiyor benzen için. Oo, bir saniye. Yalnız şimdi bu biraz abartı oldu. 1 kan yağı. 2, 3, 4, 5, 6. Aman diyeyim. Ucundan dönmüşüz var ya. Az kalsın yapamayacakmışım bunu. Şimdi buradan bir tane daha benzen yapıp ondan sonra ne istiyordu? Lif örgü. Lif örgü kafadan vardı galiba. Hazırdı bizde. Silikon kauçuk, lif örgü. Olmaz mı? Oyunun en başında yaptığım şeylerden biri. Şimdi yavrum niye bu kadar karıştım ben? Yapay lifler. Oo, bir saniye. Zaten yapamayacağız kıyafeti. Çok güzel. Kıyafeti yapamayacağız. Abo. Çünkü bize iki tane yapay lif lazım. Yapay lifler iki tane. İki yapay lif yapmak için. Bir benzen daha lazım. Bir benzen için. Ha, benzenim var. Hay Allah'ım. Ay bana inme iniydi. Ben materyalleri baştan doğru hesaplamışım. Sonradan kafam karışmış. Neyse, o zaman oyuna çok teşekkür ediyoruz bu kadar ucuz bir şey koyduğu için. Güçlendirilmiş dalış giysimiz böylece tamamlandı. Evet, şuradan güçlendirilmiş dalış giysimizi giyeceğim de giymeden önce şuna bakmak istiyorum. Bizim üstümüz beyazdı. Böyle beyaz bir zırhımız vardı. Vallahi galiba gösterdi. Yo. Bacağım mavi, pantolonum değişik bir renk. Göbişi böyle beyaz bir şey var. Yo yo, değişti. Değişti, değişti. Üzerimizdeki şey değişti. Aurora mürettebatının ve geminin uzun menzilli iletişim rölesinin durumu belirsiz. Ne oldu? Röleden bize bir sinyal mi geldi? Bizim kendi rölemizden. Hemen gider bakarım. İletişim röremizde sinyal mi var? Yok. Ne kadar da güzel gece olmuş. Hep birlikte kardeşlerim gidip bir Sea Emperor görelim. Hep birlikte o derinliğe dalalım. Oralarda bir yerde bir Sea Emperor olması lazım. Hep birlikte o Sea Emperor'u bir görelim. Kardeşlerim, bu lav girişinin yanında, yakınlarında terk edilmiş base buldum. Ve bu terk edilmiş base'in daha önce burada olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum diyorum, emin değilim çünkü burada olup olmadığına. Ama şimdi hep birlikte göreceğiz. Ve ben, oh, hızlı hareket ettiğim için böyle süper ıskalamasaydım. Keşke girebilseydim ona. Nereden gireceğim abi ben buna? Hiçbir yerden giremiyorum. Ne güzel. Öbür taraftan da giremiyorum. Bu taraftan da giremiyorum. Abi bir giriş bıraksaydınız ya. Şu anda örümcek gelip bana dalacak diye gerçekten çok korkuyorum. Abi şu pislik pislik sesler çıkartıyor bir de şu şeyler. Beni ayar ediyorlar.
Girdim. Küçücük yerden girebiliyormuşum. Vay be. Bu ne? Ortada bir tane akvaryum var. Küçücük yerden girdim de. Benim oksijenim bitecek. PDA. PDA aldım. Ansiklopedi girdisi. Tamam. Bunu bir daha okuyacağım. Abi şuraya gidemiyorum. Niye? Oraya kocaman o şeylerden bir tane sıkışmış. Vallahi ben şuradan bir çıkayım. Geldiğim yerden çıkıp bir nefes alayım. Şimdi. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur yardırma, yardırma. Ben şu gözlem odasını da ben tarattığım bir şey yani bir daha niye taratayım pardon? Taratabiliyor muyum? Vallahi tarattım ve hiçbir şey elde edemedim. Helal olsun. Şuradan bir alt kata in yavrum. Yavrum alt kata in. Çocuğum alt kata in. Beni uğraştırma alt kata in. PDA aldın. Ansiklopedisi girdisi. İndirilen veriler. Degassi ses kaydı 8. Tamam buna bakmak lazımmış demek ki. Degassi ses kaydı kaç? Eser. Eser alındı. Peki. Laboratuvar donanımı alındı. Peki. Laboratuvar donanımı. Bunları ne yapıyorsam ben? Ha böyle olduğu gibi kullanabiliyor muyum bunları alıp? Yavrum. Sizi ben yiyeyim. Zaten tamamen çürüyorsunuz. Laboratuvar donanımı. Abi ne işime yarayacak? Çok merak ediyorum bu laboratuvar donanımları. Bir şeyi de taratıyorum dedin orada. Dur gördüm. Vallahi bir şey taratıyorum dedin. Ha, taratıyorum demedi. Laboratuvar donanımı demiş yine. Burada tek bir tane kat var ve orada da laboratuvar var. Başka bir şey yok. Peki. Hızlıdan bir biz tekrar çıkalım o zaman. Şöyle çünkü boğulacağım. Tamam. Ha. Boğuluyorum, acıktım, susuyorum. Her şey oldu, anladım. Artistik yapma. Ver şunu. Dur bir tane daha yemeyeyim ben ondan. Ben bu laboratuvar zımbırtılarını buraya bırakayım. Tamam, laboratuvar zımbırtılarını bıraktım. Şimdi şundan dur abi ne yaptın? Ha. Mis gibi oldu. Seni de buraya bırakalım. Eser dediği şey ne onu anlamadım ben. Çok eski yabancı eseri. Al onu da buraya bıraktım madem öyle. Şimdi şuradan ses kayıtları mıydı? Hayır. Bilgi bankası. İndirilenler. Degassi'den kurtulanlar. Bir şeyler bir şeyler. Bu ne abi? CPU. Marguerite Mayda yaşam alanına girdi. Paul. Neden bu kadar mutlusun Mayda? Marguerite. Sence sana bir şey getirdim. Paul. Bu bir su canavarı mı? Marguerite buraya kadar denizaltının arkasından geldi. Onu öldürdün mü? Hala nefes alıyor. İşini bitirmek üzereydim. Sertleştirilmiş bıçağı uzatır mısın? Paul sen kafayı bir yedin. Bu şeyi buraya mı getirdin? Ya başkaları da gelirse? Onu merakından dolayı peşinden gelmiş olmasını mı yoksa benim onu buraya sürüklemiş olmamı mı dilersin? Bu gezegenden kurtulduğumuz zaman senin lanet imparatorluğun mahkemelerine süründüreceğim. Vay arkadaş. Oo. Bir şeyler olmuş. Bunlar yaratıkla uğraşırlarken yaratık parçalamış. Bunların olduğu yere yalan olmuşlar. Vallahi kardeşlerim zor da olsa aktif lava biyomunu bulduk. Şu anda orada ilerliyorum ve her tarafımıza sütunlar yapıştı. Tekrar gemimiz çılgınlar gibi enerji tüketmeye başladı. Hani şu sonsuz enerji itme metodumuz olmasa ya da bir aralar o bir baksa, düzeltilirse falan insanlar buralarda nasıl seyahat eder hiç bilemiyorum. Hani nasıl şu yolculuğu yaparlar? Çünkü buraya geldikleri anda her tarafına sürük yapışacak gemilerinin. Ve onları yalan edecek. Şu ana kadar da Sea Emperor'dan bir iz yok. Şurada bizim bulduğumuz o en derin yer vardı ya.
Yine orayı buldum. Şu Emperor'un küçüklerinden var sadece. Şuradan içeri giriyorum abi. Burası boş mu yani? Burası bildiğiniz boşmuş ya. Şimdi işte çok üzüldüm. Şimdi gerçekten kahroldum. Zaten sürükler habire gücümüzü emip duruyor. Vallahi etrafta ne Emperor var, ne King var, ne Kral var. Hiçbir şey yok. Şu sondaki temiz noktaya kadar geldik. Hop. Geçen sefer de bunu yakalamıştık. Burada bir tane oyuncu player modeli var hatta. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Geçen sefer bizim zırhımız neyse o adamın zırhı da oydu. Bu sefer de bizim zırhımız giymiş. Benim giymiş olduğum güçlendirilmiş zırhı giymiş. Demek ki bu bizim şeklimizde. Sea Emperor'u göremedim ama başka bir şey gördüm diyecektim size. Kardeşlerim ışınlandı. Kendisi. Kendisi ben onu görürken ışınlandı. Zaten özelliği de bu. O yüzden hiç şaşırmadım. Oyuna son güncelleme ile eklenen gerçek, evet. Gerçek bir alien şeklinde bir balık var. O da bu. Hatta ona yaklaşırken korkuyorum. Şöyle oyunu kaydetmek istiyorum. Çünkü balığın özelliği sizi yanına ışınlaması. Sizi de alıp ışınlayabiliyor. Hatta ışınlayıp gidebiliyor. Yavrum yanıma gelmedin değil mi çocuğum? Evladım. Ne yapıyorsun? Bizi korkutma. Bizi korkutma şimdi boş yere. Durup dururken bizi ürkütme. Ya geminin her yerine şu sülükler yapıştı gerçekten ya. Çok sinir bozucu bir şey. Evet. Orada çıkmış bu sefer geminin öbür tarafında. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şu bölgenin her yerini gezdim ama Sea Emperor'u göremedim. Yani ben de başka YouTuber'lar gibi ne yapsam konsoldan kod yazıp mı çağırsam anlamadım. Normalde çünkü biliyorsunuz kardeşlerim yani patchlerle bir yerler açılmadan önce bazı YouTuber'lar, yabancı YouTuber'larda gördüm her şeyi gösterdiler adamlar. Kodu basıp teleporttu bilmem neydi falan filan diye. Hiç olmadık her yere girdiler daha açılmadan. Şu dev silahlı bir base kurulacak oraya giren bile var. Hatta oyunun senaryosunu tam kapamamış kardeşlerim için şöyle bir bahsedeyim. Burada bizim bu gezegene düşmemizin falan sebebi Proketurlar mı ne tam okunuşunu bilmiyorum. Bir tane ırk var. Bu gezegendeki bu ırk. 1000 yıl önce adamlar bu gezegene gelmişler. Kimyasal deneyler bir şeyler yaparlarken bu Sea Emperor'u da tutsak ediyorlar yakalayıp su altı laboratuvarında. Hayvan oradan kaçıyor. Kaçarken de bütün gezegene bir tane bakteri bazlı bir salgın başlatıyor. Bütün gezegene sayılıyor, yayılıyor. Bütün canlılar hastalanıyor bundan dolayı. Ve o söylediğimiz ırk da gezegeni karantina altına alıp dev bir tane lazer kuruyorlar. Gezegene gelecek olan gemileri, inmeye çalışan gemileri vurup düşürmek için buradan gidemesinler bir daha diye. Yoksa bakteri bütün evrene yayılacak. Çok tehlikeli bir bakteri. Bizi şu notlarını okuduğumuz diğer gemiyi nedir şurada efendim notlarına bakıyorduk hep birlikte. Degasi. Evet. Degasi. Degasi'den kurtulanlar. Degasi, Aurora
Ve bilmiyorum, spoiler olmasın çok da, ama galiba ya vuracak daha vurmadı ya da onu da hali hazırda vurmuş. Sunbeam diye başka bir tane daha gemi gelecek. Taşıma gemisi bize yardım etmeye. Onu da vuracak. Şu anda daha tamamlanmadı ama oyun ilerleyen kısımlarında sadece şu gördüğümüz ışınlanan balık ve Sea Emperor. Bu bakteriden etkilenmiyor. Onların da vücudu ona dayanıklı. Ve Sea Emperor'un vücudunu da biz büyük ihtimalle bir antidot yapmak için kullanacağız. Şu anda o bu sistemi koymuş olan ırk ortada yok. Çünkü yani burayı karantina alıp gitmişler belli ki. Buradan kurtulmak için artık ve iyileşmek için bir çareler bulacağız bakalım oyunun devamında. Ama ben bu Sea Emperor'u göremiyorum. Evet kardeşlerim. Dürüst bir şekilde oyuna eklendiği söylendiği için Sea Emperor'u sizler huzurunda aradık aradık bulamadık. O yüzden konsolu açıp şöyle yapıyorum, sonumuz hayır olsun. Ne oldu? Ha, item item Sea Dragon oldu. Item Sea Dragon olması lazımdı bunun. Bismillah. Allah Allah. Nasıl ama? Korkulu gözlerle. Oo! Bizimle oynuyor. Bize ne yapıyorsun sen ya? Oğlum bizi fırlattı attı adam. Adam bildiğin bizi fırlattı attı. Gemimiz şu anda ne durumda acaba? Tepe taklak. Hasar yedik mi? Yok, hasar yemedik. Hayvan sen ne biçim bir şeymişsin? Bizimle ne derdin vardı böyle ya? Allah'ım. Böyle irilik yok. O grafik olarak duvarların içine girip kayboldu gitti. Mükemmel. İşte kardeşlerim, demek ki neymiş? Nasıl oluyor da Reaper Leviathan zamanında bizi kaldırıp yerin içinde yok edebiliyorsa bu vatandaş da komutla biz çağırdığımız için, evet ben gidemiyorum. Ben oraya çarpınca kalıyorum. Ama o gidebiliyor. Bu arada şu alien'ı da iyice yakından görmüş olduk. Bakın şunu da bu kadar yakından görmüş olduk. Tam bir uzaylı ya. Tam bir uzaylı. Evet kardeşlerim, bu korku filmi seansından sonra artık bölümümüzü bitirebiliriz. Sea Emperor'u da gördük. Sea Dragon mı, Sea Emperor mu artık neyse adı. Uzaylımızı da görmüş olduk. Teleport olan, ışınlanan. Zırh giysimizi de yaptık. Bundan sonra biraz Subnautica'ya ara vereceğim. Ciddi bir güncelleme daha geldiğinde, ki zaten siz de Google'dan bakarsanız eğer görebilirsiniz. Oyunun orijinal sitesinde de gelecek olan güncellemeler tarihiyle yazıyor. Sanırım Kasım ayının ortalarında çok ciddi bir güncelleme gelecek. Bu güncellemeler geldiği zaman tekrar oynamaya devam edeceğiz. Ama önce bu güncellemeleri bir bekleyelim biz. Hop, yörünge yerleştirdim. Bu güncellemeleri bekleyelim, bir gelsinler. Oyun daha da güzel. Bir şeyler eklenerek daha eğlenceli. Bizim için de yeni bir hale gelsin, ondan sonra devam edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Eğer benimle iletişime geçmekler ve bundan haberdar olmak istiyorsanız diğer sosyal medyadan da Twitter, Instagram, Facebook, Steam'den Dedir Oyunlar diye bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin.